Arkadaşlar merhaba. Yarın seçim var. Biliyorsunuz adil bir seçim olur. Umarız herkes oylar doğru olarak sayılır ve adil bir sonuç çıkar. Şimdi ben belli duyarlılıklı olan bir seçmenim. Karar vereceğim. Yarın oy atacağım. Arkadaşlar benim sorunum şu. Ya da ele alalım bu sorunu birlikte. Ben Cumhur İttifakı'nın ne dediğini biliyorum. Her konuda bilgim var. Fakat Millet İttifakı ne diyor? Ben bunu bilmiyorum. Hangi konuda ne diyor? Ya şimdi mesela bir milli güvenlik politikası nedir Millet İttifakı'nın? Ya kendi öz sanayimizi, öz milli sanayimizi, silah sanayimizi geliştirmemiz konusunda Millet İttifakı'nın görüşü nedir? Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Hiç açıklanmadı böyle bir görüş. Ya şimdi mesela S-400'den alalım. Ne diyor? İşte bakın yazmış. Türkiye'ye gizli bir silah ambargosu uygulanıyor. Öyle mi gerçekten? Türkiye'ye gizli bir silah ambargosu var mı? Ya şimdi oturup düşünelim. Bizim 80-90 yıldan beri neden hava soğuma sistemimiz yok? Ya S-400 ne demek? Hava soğuma sistemi demek. Yani seni vurmaya gelen uçakları vurabiliyorsun havada. Seni vurmaya gelen füzeleri vurabiliyorsun havada. Ne diyor? Bakın yazmış. Terör örgütünü silaha boğan Amerika ve Avrupa Türkiye'nin ellerden kalma Reyer ve muttaç olmasını istiyor. Reyer değil miydi ya bu? Neyse. Çok eski teknoloji bir füze sistemi bu. 1950'lerden kalan. Yani o Reyer dedikleri. Gerçekten böyle mi? Arkadaşlar ben oturup şimdi düşünüyorum. Diyorum ki Türkiye'ye füze atılacağı zaman biz bunu nasıl durduracağız? Ya uzaktan Türkiye'ye füzeyle vurmak isterlerse biz buna karşı ne yapacağız? Neden 80 yıldan beri bunun tedbiri alınmamış? Burada bir kasıt yok mu sizce? Var tabii ki kasıt. Arkadaşlar şimdi 1945'ler, 43'ler, 42'ler biz biliyoruz tarihi. İsmet İnönü milli şef. İngiltere'si Amerika'sı bizi durmadan diyor ki milli şef savaşa girin, savaşa girin, savaşa girin. Adana görüşmelerinde Kahire'de sıkıştırıyorlar. İnönü diyor ki ben bu savaşa girmem için benim hava savunma sistemim yoktu. Ben ülkemi nasıl koruyacağım diye havadan diyor. Churchill diyor ki hemen iki tane batarya göndereyim size diyor. Hava savunma bataryası diyor. İnönü şunu soruyor. Diyor ki şu toplantı yaptığımız Kahire'de bizi korumak için kaç tane hava savunma bataryası var? Kahire'de 4 tane hava savunma bataryası var toplantıyı korumak için deniyor. Tabi orada Franklin Delano Roosevelt de var. Roosevelt gülüyor. Seni yakaladı diyor. İnönü Churchill'i yakaladı diyor. Yakaladı. Yakalandın Churchill diyor. Kahire için 4 tane diyorsun. Koca Türkiye için 2 tane diyorsun. Ya bu 1940'larda bile bu keşfedilmiş. Türkiye'nin hava savunması yok. 1930'larda da biliniyordu. Ya 30'lardan 40'lardan bu tarafa kaç tane başbakan geldi? Kaç tane cumhurbaşkanı geldi? Kudretli generaller geldi. Bir sürü akıllı adam geldi Türkiye'de başa. Neden hava savunma sistemi kurulmamış bizim ülkemize? Bunu hiç düşündük mü? Ya şu basit cevap. Eğer Türkiye kafasını kaldırırsa, kendine bağımsız politikalar üretmeye kalkarsa kendi başına yukarıdan bombalamak için, füzeyle vurmak için. Ya tabii ki böyle. Bizim şimdi F-16 diye hava kuvvetlerimizin uçakları var. Ondan önce F-4 Phantom'lar var. Bunlar o zaman F-4 Phantom'lar kendi zamanında F-16'lar şimdiki zamanda kabul edilen güçlü silahlar olarak kabul ediliyor. Deniz kuvvetlerimiz öyle. Kara kuvvetlerin diğer bölümleri öyle. Her yerde modern silahlar var. Hava savunma sistemi çağ dışı ya. Tarih dışı ya neredeyse. Neden hava savunma sistemi böyle? Yukarıdan vurmak için gerekirse. Kardeşim Suriye'nin sorunu ilk başladığı yıllarda bizim uçaklarımızı düşürmüştü, uçağımızı düşürmüştü Suriye. Pilotlarımız Akdeniz'de uzun süre kaldı, çıkartmamız, bir yıllar aldı pilotları çıkartmamız.
Oradan sürekli füze saldırısı bekleniyordu. Türkiye yardım istedi müttefiklerinden. Hollanda, Almanya, Amerika, Patriot vatansever füzeler gönderdiler bize. Değil mi? Ondan sonra birkaç ay sonra geri aldılar. Ya bize lazım mı? Lazım. Alıp götürüyorsun. Biz kendimizi nasıl koruyacağız? Böyle ülke mi olur? Hava savunma sistemi olmayan ülke mi olur? Adam Patriot veriyor, canı sıkılınca geri alıyor. Kafasına göre geri alıyor. Arkadaşlar kendimize ait hava savunma sistemimiz olması lazım. Adam diyor ki şimdi, kesinlikle S-400 alma diyor. Neden? Ben sana Patriot vereyim. Ya Patriot'taki problem şu. Beni bombalayacak ülkelerden bir tanesi Amerika olabilir. Yani beni Rusya bombalayabilir, İran bombalayabilir, Amerika bombalayabilir. Değil mi? Şimdi Rusya ile benim politikam iyi gidiyor. İran bombalayabilir beni. En çok da Amerika'nın bombalamasından korkuyorum ben. Çünkü sen de politikama zıt gidiyor. Ben S-400'de ne yapmak istiyorum? Ortak üretim yapmak istiyorum. Know-how almak istiyorum. Kendim ileride füzemi geliştirmek istiyorum. Sen bana S-400 yerine diyorsun Patriot al. İyi de Patriot'la ben senin füzene vuramıyorum ki. Sen bana füze atınca ben Patriot'la kilitlenip ona vuramıyorum ki. Senin uçağın gelirse senin uçağına hiç vuramıyorum. Düşman olarak tanımıyor senin uçağını. Benim savunma, senin verdiğin savunma sistemi Amerikan uçağını düşman olarak tanımıyor ki. Amerikan füzesini düşman olarak tanımıyor ki. Ben seni vurabileyim. S-400 verirken ben know-how alıyorum. İleride ben geliştireceğim. Belki şu anda geliştirmeye çalışıyorum. Muhtemelen öyle. Çünkü helikopterde de böyle olmuştu. Çok uzun sürmüştü. Daha sonra baktık. Kendi özgün helikopterimiz ortaya çıktı. Yani şu soruyu sorarım arkadaşlar. Neden S-400 80 yıldan beri bir hava savunma sistemi olmamış ülkemizin? Neden olmamış arkadaşım? Uçağın var. Süper F-16'larım var. Tam işini görüyor. Neden hava savunma sapanla mı vuracağız biz gelen füzeyi? Sapan mı atacağız? Lazım bu, lazım. Tamam bu diyor ki Cumhuriyet İttifakı diyor ben bunu yapacağım diyor. Kardeşim ben bunu aldım diyor. Amerikan füzesini vurabilecek bir silah aldım diyor. Ve ben bunu diyor daha da ileri götüreceğim diyor. Millet İttifakı bu konuda ne dediği belli değil. Millet İttifakı kimse kusura bakmasın, Amerikancı konuşuyor bu konuda. Ne yapacak abi? S-400 konusunda Millet İttifakı'nın görüşüne. Ne diyor, ne diyorsunuz? Yapacağız mı? Yapmayacağız mı? Bak Cumhur İttifakı gelmiş. AK Parti gelmiş. Piyade tüfeği, tank, milli gemi, S-400. Helikopter. Bunları yapmaya çalışmış. Bir kısmını yapmış, bir kısmını yitirmek üzere. Helikopteri yapmış, satıyor. Senin nedir? Ey Millet İttifakı, görüşün nedir? Milli güvenlik politikası konusunda. Kendi öz silah sanayisi konusunda bir görüşün nedir? Sen ne yapacaksın? Bunu ben bilmiyorum. Anlatmıyorsun bana bunları. Ya sen onu bırak. Millet İttifakı partileri Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıktı. Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na sen nasıl karşı çıkarsın ya? Hiçbir şey biz izlemiyoruz mu? Gazete vatandaş gazeteleri okumuyor mu? Haberleri dinlemiyor mu zannediyorsunuz? Hiçbir şeyden haberi yok mu? 2010 yılında Türkiye'den Gazze'ye bir gemi gidiyordu. İşte herkes hatırlıyor Mavi Marmara gemisi diye. O olay önemli değil. O gemi giderken İsrail komandoları uluslararası sularda gemiye girdi, Türk vatandaşlarını öldürdü. Aynı gün ne oldu biliyor musunuz? Aynı gün. PKK Mersin deniz üssünü vurdu. Bak. Yani diyor ki adam sen yarın gün diyor İsrail'le savaşırsan diyor. PKK olarak ben diyor seni vuracağım diyor. Bu mesajı veriyor. O da o tabii o önemli de. Bir de bak şuradan bak. O nereden vuruyor gelip Mersin'deki deniz üssünü nereden vurdu? Hatay tarafından gelip vuruyor. Afrin harekatından önce de öyleydi. Afrin'de yerleşik olan gruplar, terörist grupları. Orada haritaya bakarsanız, haritadan hemen anlaşılır. Deniz motorlarıyla Mersin'e gelip şey yapıyorlardı. Afrin'den geçiyor adam. Kırsaldan geçiyor, Hatay'ın altından geçiyor. Deniz motorlarıyla, hızlı motorlarla karşıya geçip hareket yapıp geri dönüyordu.
Ülkenin güvenliği için yapıyor adam bunu. Sen diyorsun ki yapmasın. E vursun o zaman Mersin'i bizim ya. Bak yerleştiriyorsun S-400'ü. Hatay'a diyelim ki bak ne kadar büyük bir yeri alanı hem kendi ülkeni hem de sana başka yerlerden gelecek saldırıları engelleyebiliyorsun. S-400'leri yerleştireceğin yerlere göre kendini koruyabileceğin yerleri gösteriyor burada. Burada işte S-400 bataryalarını gösteriyor. Karikatürler var burada. Devam edeceğiz. İşte uzun menzilli komutör aracı, fırlatma aracı, komuta aracı, fırlatma aracı. Şimdi mesela ben mesela sağlık politikası senin nedir arkadaşım sağlık politikası? Ey Millet Partisi, Millet İttifakı. Nedir senin sağlık politika? Ben onu bilmiyorum. Cumhur İttifakı ne diyor? Ben diyor şehir hastaneleri yapacağım diyor. Şehir hastaneleri yapıyor adam. Şimdi benim başıma bir olay geldi arkadaşım. Ben babamı götürdüm şehir hastanesine. Benim başımdan geçti. Saat 10'da girdim ben hastaneye. Geçen sene. Saat 10'da hastaneye girdim. Abicim saat 12'de çıktım. 2 saat. Saat 10'da girdim. 2 saat içinde 4 tane uzman doktor muayene etti babamı. 4-4. Normal ha. Öyle acil macil gitmedik yani. Normal. Sabah 10'da gittik. Poliklinikleri gezdik. Biri şundan şüphelendi, öbürkü bundan şüphelendi. O ona sevk etti. Ama muayene ediyor, ondan sonra sevk ediyor. Yani kendisi bir karar veriyor. Çünkü o hastalıkla mevcut. Gittik mesela diyelim ki. O hastalıkta mevcut bizde. O hastalığa bir teşhis koyuyor. Bunlar diyor tedavi yazıyor. Bir de şuraya gidin diyor. Ya gittik. Bunları, ya bu 2 saat içinde 4 tane doktor muayene ediyor. Röntgen çektirdik. Ultrason çektirdik. Kan tahlili verdik. Diğer tahlilleri verdik. Tamam abicim. Sıra bekleme yok. Ya biz bunları yaşadık ya. Herkes biliyor bunları. Sabah 4'te gidersin, 5'te gidersin. Sıra bulamazsın. İterler, kakarlar, bağırırlar, çağırırlar. Doğru mu? Biz bunları yaşadık. Şimdi gidiyorsun. 2 saatte 4 tane uzman doktor seni muayene ediyor. Konuşuyor seninle. Sen bir tanesi gidiyorsun, öbürkü de şuraya da bak bakalım diyor. Öbürü diyor, şu ikisini de tahlilini getirin bana diyor. Alıyorsun tahlili. Saat 12'de çıktık abicim. Tamam hastaneden. Eczaneye girdik hemen karşısında. İlaçlarımızı aldık. Emekliyiz. Herhangi bir ücret ödemedik. Saat 12.30'da eve geldik. Tedaviye başladık, ilaçları kullanmaya başladık. Ya şimdi bu adam bunu ben buna devam edeceğim diyor. Ben diyor şehir hastaneleri kuracağım diyor. Arkadaşım yattı geçen hastanede. Gerçekten o da böyleydi ya. O da böyleydi yani. Yani ben şimdi bunu internetten buldum bu fotoğrafı ama yani arkadaşımın yattığı odada böyleydi. Ne diyor şimdi adam Cumhur İttifakı? Ben bunu yapacağım abi diyor. Ben yani bu seçime yarın gittiğimde buna devam edeceğini biliyorum ben. Diyor ben şehir hastanesi yapacağım diyor. Millet İttifakı ne yapacak onu bilmiyorum. Ya biliyorum da inanamıyorum. Çünkü diyor ki adam ben diyor AK Parti'nin ne varsa başlattı hepsini durduracağım diyor. Yani şimdi Millet İttifakı'ndan bir parti diyor ki Saadet galiba. Ben diyor AK Parti'ni başlatsa durduracağım diyor. İyi de sen ne yapacaksın yerine? Bak ben yarın oy atmaya gittiğimde biliyorum bu devam edecek. Yani şehir hastanesinde bir yer var. Gittiğinde bütün birimler bu kampüsün içinde. O doktoru da bu doktoru da burada buluyorsun. Ya sen prostat için gittin, mideden şüphelendin. Mide için gittin, kalpten şüphelendin. Kalpten şüphelendin, mideyi ben şüphelendim. İç hastalıklarına git dedi. Değil mi? Kalpten gidiyorsun. İç hastalıklarına git diyor. İşte Allah korusun. Kanserden şüpheleniyorsun. Bir de şuraya bak diyor. Şuna bak. Burada adam yapıyor. Ondan sonra öbürküne gidiyorsun. Aynı hastanenin içinde. Aynı kampüsün içinde. İki doktora muayene ne oluyorsun? İşte kalpte gidiyorsun. Bir de mideye bak. Bir de diyor, iç hastalıklarına git diyor. Oraya baktırıyorsun. Tedavi teşhislerini koyuyorlar. Testlerini yaptırıyorsun. Ondan sonra ilacını alıyorsun. Başlıyor. Hatta herhalde operasyon da aynı yerde yapılıyor. Yani çok kullanmadığım için hastaneleri hepsi her şeyi orada yapıyor adam.
A'dan Z'ye. Herkes de hastaneye yüklenmesin diye ne yaptı adam başka? Sağlık ocaklarına gitmeye başladık. Eskiden bu kadar çok sağlık ocağına gidilmezdi. Aile hekimi var orada. Gidiyorsun, adam seni tanıyor. Ya ben yarın o yatmaya gideceğim ya, biliyorum yani. Bu aile hekimi devam edecek. Sağlık da aile hekimliği devam edecek. Sağlıkta şehir hastanesi devam edecek. Ben bunları biliyorum. Millet İttifakı ne yapacak onu bilmiyorum. Ya ben kendim gördüm. Gördüm yani, araştırdım da. Var, baktım. Augmentin çok kullanılan bir ilaç. Ben 2002 fiyatını biliyorum. 32 liraydı. Sistemden baktım, 2005 fiyatı var. 34-35 liraymış o zaman. Şu, 2017'de ilaç lazım oldu. 2017'de. İlaç daha ucuzdu ya. Şimdi yanlış konuşmak istemiyorum. Daha ucuzdu yani. Yani 2000 aynı doz, aynı doz, aynı ticari satış şekli. 2005'te kayıtlar var, eczacılar görebiliyorlar. 2005'teki fiyatından daha ucuz şu an 2017 fiyat. Ben 2002'sinde hatırlıyorum bunun. Valla 32'ye 12.000'e arkadaşlar. Yani augmentin ilacı çok kullanılıyor biliyorsunuz. Bu 32-33 liraydı 2002'lerde. Bir ara 2017'de falan lazım oldu. 12 lira mı verdik, 17 lira mı verdik? Yani ama daha ucuzdu kesin, çok dikkatimi çekti, onu hatırlıyorum. Yani ilaçta da büyük bir olay yapıldı. Cumhur İttifakı yaptı, AK Parti yaptı bunları. Bak adam ilaç tekerlerine boyun eğdirdi. İlaç parası düştü. Hem vatandaşın ödedi hem devletin ödedi, ilaç parası düştü. Bu devam edecek diyor. Tamam, Millet İttifakı ne yapacak? Gene eskisi gibi ilaç tekerlerine sömürttürecek mi bizi? Bilmiyorum ben. Ben neden şimdi ona, bilmediğim yere neden oy veriyorum abi, ne yapacağını bilmiyorum ben adamı. Bu adam ne yaptı ortada? Bir anlatıyor. Öbürkü başka bir şey demiyor ki. AK Parti diyor ki ben sağlık ocaklarını çalıştıracağım arkadaşım. Aile hekimine orada olacak orada diyor. Aile hekimine gideceksin diyor. Millet İttifakı ne diyor? O da bir şey söyleyecek değil mi? Bir şey söylemesi lazım. Gelelim enerji politikasına. Abi Türk Petrol Anonim Ortaklığı. Bak ne güzel isim değil mi? Türk Petrol Anonim Ortaklığı. Ya ben diyeyim 50 sene, siz de 55 sene. Ya petrol arıyor bulamıyor ya. Ya böyle bir şey var mı? Abi dünyada büyük ekonomi olup da petrol bulmayan ülke yok ya. Ya petrol ya doğalgaz bulmak lazım, buluyor adam. Ya Hollanda doğalgaz satıyor biliyor musunuz? Yani herkes Hollanda'nın tarımını konuşur ama Hollanda küçücük ülke. Orada Kuzey Denizi'nde doğalgaz bulmuş adam. Ya doğalgaz ya petrol bulun abi. Bulun yani. Şimdi ne yaptı bu Cumhur İttifakı, AK Parti? Gitti abicim. Büyük, en gelişmiş bir tane gemi aldı. Ya bak bunu düzgün anlatıyorum ben yani. Fatih gemisi, geminin özellikleri çok arayan biliyor da. Hani bu işi dünyada yapabilecek iyi gemilerden birisi. Şimdi ilk 5 diyor gazeteler. Dünyada diyor en iyi 5 arama gemisinden biri diyor. Ya ilk 5, ilk 10 artık. İlk 3 bilmiyorum ama bu gemi bu işi yapabilecek bir gemi. Adamlar çalışıyorlar. Ya bundan önceki zamanda 50 sene bu aramış. Biraz Batman'da bulunmuş. Biraz Gazman'da bulunmuş. Biraz Batman'da bulunmuş. %10'u falan petrolü karşılayabiliyor. Olmaz abi, bulacaksın. Geçen bir de güneş enerjisi değil mi açtı? Konya Ovası'na güneş enerjisiyle ilgili büyük bir tesis açıldı. Rüzgar enerjisi zaten binde 2 idi. Önce %2, şimdi %12'ye kadar toplam alternatif enerjiler dönüştürebilir. Rüzgar, güneş, sıcak su enerjisileri %12'ye kadar çıkmış. Bak bu diyor ki adam, ben diyor petrol arıyorum, bulacağım diyor. Ya belki zor bulacak. Belki 3 gün sonra, belki 3 ay sonra, belki 3 yıl sonra bulacak ama bulacağım diyor adam. Bulacağım ben petrol diyor. E sen ne diyor? Gerek yok, biz alalım diyorsun galiba. Bilmiyorum ki ben senin ne dediğini. Bırak hadi gel. Adam ben nükleer santral yapacağım diyor. Herkes, çevreciler ayağa kalkıyor, yeşilciler ayağa kalkıyor. Lan bütün dünya kullanıyor bu nükleer enerjiyi, bütün dünya kullanıyor. Efendim Fransa'da, Almanya'da kapanıyormuş. Ya Fransa eskisini kapatıyor, 3 tane yeni açıyor. Fransa'da ne var?
Fransa ırmak mı var? Bir tane yalandan sen ırmağı var orada. Bir tane yalandan sen ırmağı var abi, ne var? Fransa nasıl çıkartıyor? Fransa nükleer kullanıyor, nükleer. Nükleer enerji kullanıyor Fransa. Fransa kendi enerjisinin %50'sinden fazlası nükleer. Belki %80. Yok ki Fransa'nın başka ne kaynağı var? Almanya kullanıyor bunu. Bütün dünya kullanıyor. Ya onu geç, sen kullanmasan ne olacak? Bulgaristan nükleer santrali var. Ta Sovyet döneminden eski teknoloji kalmış. Sınırda dibimizde, bilerek dibimize kuruyor adam. Problem olursa biz de etkilenelim. Ermenistan'da var arkaik nükleer santral. Sovyet döneminden kalma. O da sınırımızda kardeşim. Ya sen kullanmasan ne olacak? Zaten yakınlık komşunu kullanıyor. Adam 3 tane nükleer santral yapıyor. Çin'le şu anda yenisini görüşüyor. Ben nükleer santral yapacağım diyor. Daha yani yaptı da %10 anca, yani bitince hepsi %10. Nükleer santraller biterse %10. Türkiye'nin enerjisinin %10 nükleer santral olacak. Nükleerden olacak. Yılda 100 tane öğrenci gönderiyor Rusya'daki nükleer tıp nükleer enerji fakültelerine. Nükleer enerji mühendisi yetiştirmeye çalışıyor bu iktidar. AK Parti. Senin abi nükleer, yani Millet İttifakı partileri yani. Sizin nükleer enerji politikanızı ben bunu da bilmiyorum. Ya ben yarın gideceğim. Sizin milli güvenlik politikanızı ben bilmiyorum. Kendi öz silah sanayimizi geliştirmek konusundaki görüşlerinizi bilmiyorum. Sağlıkla ilgili görüşlerinizi bilmiyorum. Enerji politikası ile görüşlerinizi bilmiyorum. Şimdi mesela AK Partililerin, Cumhur İttifakı'nın sevdikleri bir tane bakan var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Biz mesela bu adamın politikalarını beğeniyoruz. Sizin içişleri politikanız nedir onu da bilmiyorum ben. Mesela terörizmle nasıl mücadele edeceğiniz? AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, MHP'nin belli görüşü. Siz terörizmle nasıl mücadele edeceğiniz abi? 40 yıllık bir terörizm sorunu var ülkenin. Mesela siz FETÖ'yle nasıl mücadele edeceğiniz? AK Parti'nin biz nasıl mücadele ettiğini görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın nasıl mücadele ettiğini görüyoruz. MHP'nin nasıl mücadele ettiğini görüyoruz. Görüşünü de biliyoruz. Şimdi CHP, Saadet, HDP, İYİ Parti. Terörizme karşı nasıl mücadele edeceğiz? Ben bunu bilmiyorum. Abi bilmediğime nasıl oy vereyim ben ya? He? Senin ben terörizmle, ya terörizm demek beni öldürmek istiyor adam ya. Benim arkadaşımı öldürmek istiyor. Ailemi öldürmek istiyor. Çocuğumu öldürmek istiyor. Arkadaşımın çocuğunu öldürmek istiyor. Askerimi öldürmek istiyor. Polisimi öldürmek istiyor. Benim polisimi öldürmek istiyor adam ya. Sizin buna karşı tedbiriniz nedir? Bu. CHP, Saadet, HDP, İYİ Parti. İYİ Parti, HDP. Açıklasın. Desin ki biz terörizmle şöyle mücadele edeceğiz. HDP'nin terörizmle mücadele şeyi nedir? Ne diyor terörizm hakkında HDP? CHP ne diyor? Saadet ne diyor? Ne diyor terörizm hakkında? Bak bölücü bir terör var ülkede. Ne demek bölücü? Ülkenin bir yönünde başka bir ülke kurmak istiyorlar. O ülke tabii bir garnizon olacak. Bize karşı kurulmuş. Bir oraya asker yerleştirecekler. Türkiye kafasını kaldırdı çıkıyor. Oradan saldırı yapacaklar bize. Türkiye'yi kendi içindeki bir bölgeyle savaşlar fırtınasına sokacaklar. 5 yılda bir, 3 yılda bir, her yıl savaşacağız biz. Karşılıklı. Bitmek bilmeyen bir savaş çıkacak. İç savaşta, dış savaşta fark etmez. Orada ayrı bir ülke olduğu zaman bize karşı olacak o ülke. Savaşacağız. Durmadan insanlarımız ölecek. Anadolu'nun insanları ölecek. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Arnavut'u, Sünni'si, Alevi'si ölecek. Böyle adamların planı bu. Bu plana karşı da Cumhur İttifakı'nın politikası belli. Sizin politikanız da bilmiyorsun. Bak biz sanayi politikasını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin. Uluslararası ticareti biliyoruz. Neler yapacağını. Bu politikaları da biliyoruz. Milli güvenlik politikasını biliyoruz. Sağlığı biliyoruz. Enerjiyi biliyoruz. Sanayi politikasını, ticaret politikasını, uluslararası ticaretle ne yapmak istediğini biliyoruz. Bak şimdi bizim Milli Savunma Bakanlığımız. Bakan tam yerini doldurdu değil mi? Eski Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Kuvvet Komutanlıkları
Milli Savunma Bakanlığı bağlandı. Tam bir böyle ne oldu? Sıkı bir yapı oldu değil mi? Sımsıkı bir yapı oldu. Emir komuta bir elde toplandı. Bak bunlar böyle bir şey yaptılar. Siz ne yapacaksınız? Yani Cumhur İttifakı ne yaptı? AK Parti. Kuvvet komutanlıklarını, Genelkurmay Başkanlığı hepsini Milli Savunma Bakanlığı bağladı. Tek yerden emir komuta götürüyor. Götürülüyor iş. Değil mi? Disiplin gerekiyor değil mi? Askeri işlerde. Savunma işlerinde. Tek elden götürülüyor iş. Siz ne yapacaksınız? Ya şimdi dedim ya, Millet İttifakı'ndan birisi diyor ki, parti başkanı, ben diyor AK Parti'nin başlattığı her şeyi durduracağım diyor. Ya ben şuradan şunu anlıyorum ki zaten eminim. Yani şimdi Recep Tayyip Erdoğan AK Parti olmasaymış ne olacakmış? İstanbul Havalimanı olmayacakmış. Ya İstanbul Havalimanı açıldı. Daha tam kapasiteye geçmedi. Almanya'da bir tane havayolu iflasını yönetti. German Wings, German Airs, German Havayolları, Alman Havayolları. Dedi ki tamam kardeşim bıraktım dedi. Bıraktı firma bıraktı. Firma bıraktı. Firma bıraktı. İflas etti. Yani ya sayacak yüzlerce var da aklıma gelenleri söyleyeyim. Yani AK Parti olmasa demek ki İstanbul Havalimanı olmayacaktı. Çünkü karşısınız, karşı çıkıyorsunuz. Yavuz Köprüsü yapılmayacaktı. Üçüncü köprü. Marmara yapılmayacaktı. İstanbul trafiği ne olurdu acaba Marmara olmasaydı ya? Avrasya Tüneli olmayacaktı. Şimdi üçüncü büyük İstanbul Tüneli yapıyorlar, o da olmayacaktı. İzmir-İstanbul Otobanı olmayacaktı. Karadeniz Otobanı olmayacaktı. Ya bunların hepsi memlekete büyük hizmet kardeşim. Siz bunları yapmayacaktınız. Siz bunları yapmayacaktınız. Siyer hastaneleri olmayacaktı. Böyle bir sağlık sistemi olmayacaktı. Anlaşılıyor yani. Bunların olmayacağı anlaşılıyor. Şimdi başka bir konu var. Bu dört parti nasıl bir araya geliyor ya? Ben bunu anlamıyorum. Ya şimdi Atatürk'ün partisi tamam. Bölücülükle suçlanan bir parti var. Şimdi Atatürk'ün partisiyle bölücülükle suçlanan parti nasıl bir araya geliyor? Demek ki bu Atatürk'ün partisi değil. Bu anlaşılıyor. Ya da ilk kurulan CHP değil. Bu başka bir CHP. Nasıl geliyorlar yan yana? Bir ülkeyi kurdum diyor, bir ülkeyi böleceğim diyor. Şimdi İYİ Parti, Saadet, bunlar nasıl yan yana geliyor? Türkçülük yapıyor bir tanesi. Öbürü diyor ki ben ümmetçiyim diyor. Bunlar nasıl bir araya geliyor? HDP ile İYİ Parti nasıl bir araya geliyor? Ben onu da anlamıyorum. Biri Türkçülük yapıyor. İyi bir şey değil. Türk milliyetçiliği yapıyor diyeyim hadi. İyi bir şey değil. İslam'da kavmiyet bir fitnedir. Saadet bunu biliyor. Ona rağmen İYİ Parti ile beraber. İYİ Parti HDP'nin bölücülükle suçlandığını biliyor. Ama İYİ Parti HDP ile beraber. Nasıl oluyor bu? Ben bunu da anlamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olmaz ki. Demek ki bunların hiçbir tanesi ideolojilerinde tutarlı değil. Böyle nasıl bir araya gelebiliyor bunlar? Ben nasıl güvenip oy vereyim kardeşim size? Bak yan yana bu şeylere bak. Atatürk'ün fotoğrafı. Bölücübaşı fotoğrafı yan yana. Yani değerli arkadaşlar, işte anlattım aklımdakileri. Ben şimdi yarın seçim var işte. Geldi seçim. Uzun uzun anlattım. Birbiriyle hiç alakası olmayan tarafa ve ne dediklerini bilmediğim tarafa nasıl vereyim ben? Bak Devlet Bahçeli. Biliyoruz ne dediğini. Ortada. Ama o dört benzemez. Nasıl bir araya gelmiş? Beş benzemez. Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Onun da ne dediklerini biliyoruz. Bak al kardeşim. Şimdi sadece bir bölgede oy alan bir parti olur mu ya? Şimdi sadece batıdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilde oy alan bir parti olur mu abi? Nasıl sağlanacak birlik beraberlik ülkede? Batı birinin, doğu birinin mi olacak? Böyle olur mu?
her yerden oy alması lazım ki bir partinin, değil mi, kitle partisi olsun, Türkiye'yi bir arada tutsun. Bak 2014 yerel seçim sonuçları böyleymiş. Maviler MHP. Bak böyle oldu yani. Bak sarı alan belli değil mi? Her yerden oy alıyor adam. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden. Ve sen sadece sahilde 7 tane ilden oy alıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben nasıl vereyim oy? Değerli arkadaşlar, durum bu. Biz Millet İttifakı'nın ne dediğini bilmiyoruz. Ne dediği belli değil. 4 tane ayrı kişinin 4 tane ayrı politikası var. Ve bunların ne dedikleri de tam anlaşılmıyor. Dedikleri şu, biz yıkacağız diyor. Yap. Öbürkler yaptı, biz yıkacağız. Komik ya, gülesim geliyor yani. Tabii bir çok önemli bir konu var arkadaşlar. Seçim yapacağız ve bitecek seçim. Ben öyle görmemiz lazım. Yani akşam sofraya oturacağız değil mi? Bizim büyük sofralarımız vardır. Ailece oturulur. Kuzenler gelir, teyzeler gelir, amcalar gelir. Büyük anne, büyük baba olur. Değil mi? Ya bu da bir bayram sofrası gibi düşüneceğiz biz. Oyumuzu açacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Yani ben kendi derdimi anlattım size. Ama oy verdikten sonra hepimiz kardeş olmamız lazım. Kardeşçe de yaşamamız lazım. Çünkü politikadan bir yere kadar politika, politikadan da bir de normal hayat var değil mi arkadaşlar? Normal hayatta kardeşçe yaşamak lazım, bir arada yaşamak lazım. Yoksa çünkü sürekli bu şekilde bir ayrılık gitmez. Şimdi ben yabancı makalelere bakıyorum. Maalesef Türkiye adam diyor ki böyle diyor, birbirinden sert olarak ayrılmış ülkelerde diyor zordur diyor ülkeyi yönetmek diyor. İşte Erdoğan'ı eleştiren bir yazı almıştı adam. Diyor ki ya Erdoğan her ne kadar gücü çok olsa da diyor, ülke diyor çok bölünmüş diyor. Bu belki de toparlayamaz diyor. Yani böyle yazmış adam makaleyi. Onun için ya bu Erdoğan olur. Yarın sandıktan Kılıçdaroğlu çıkar. Başkanımızdır. Böyle video yaparız, eleştiririz. Ama başkanımız olduktan sonra da Türkiye'yi temsil eder. İyi işler yapmasını isteriz. Kim gelirse tabii ki iyi işler yapmasını isteriz. Ya bizim oyumuz belli. Gider oyumuzu atarız. Herkesin de oyu bellidir. Evet, ben bu kendimi ifade etmek istedim. Düşünürsünüz. Umarım herkes için hayırlı olur. Memleketimiz için hayırlı olsun. Dediğim gibi bizim kardeşlik soframız vardır. Biz kardeşiz hepimiz. Bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Yani çok küçük bir grup. Yani belli onlar da. Yani onları da sayısını azaltmak lazım. Çok küçük bir grup. Hani gerçekten sanki ajan misali, sömürgecinin ajanı misali yaşayanlar hariç, bizim büyük kahres ekseriyetimiz kardeşçesine ülkemizde yaşamak ister. Memleketimiz için bu seçim hayırlı, uğurlu olsun. Hepinize iyi günler diliyorum.